Çilekte ise kurşuni küf musallat oluyor. Çileği öldürüyor. Onun için kullanılır. Domates, biber, patlıcan gibi sebzelerde kuş gözü denen göz renginde olduğu için, böyle göz gibi olduğu için kuş gözü mantarı ona karşı etkili. Artı yer fıstığında siyah küf denen bir mantar türü var. Her türlü mantar da kullanılır. Fertisülikulum, fitoftera, efendim alternari, penisilyum vesaire vesaire, fark etmez. Hangi tür mantar olursa olsun nasıl etki yapıyor bu? Şimdi bunun etki mekanizması şu şekilde. Bu klordioksit 5 eksi elektron. Bunun 5 tane elektrona ihtiyacı var. Nötr dönüşmesi için. Ne yapıyor? Bu herhangi bir kullandığı zaman kişi herhangi bir bitkideki bakteri, virüs veya mantar. İnsandaki bakteri, virüs, mantar içinde geçerli, bitkideki. Herhangi bir bakteri, virüs veya mantarla karşılaştığında virüsün hücre zarındaki 5 elektronu şak diye kendine çekiyor, alıyor. Bir, böylece virüsün, bakterinin veya mantarın hücre zarını patlatıyor. Sonra hücre çekirdeğini, DNA, RNA, ta amino asitlere kadar bakteri, virüs veya mantarı yok ediyor. Şimdi bu yeni bir buluş değil dedim. Bunun tarihçesi çok eski. 1814 yılında Jim Humble altın madeni, altın aramak için Orta Amerika'ya gittiğinde arkadaşı sıtma hastalığına yakalanıyor. Öldü, ölecek. En yakın yerleşim merkezi 3-4 günlük yol. Ne yapıyor? Arkadaşına oksijenli su içiriyor. 2 dakika, 2 saat sonra adam kendine geliyor, hiçbir şey kalmıyor. Ben ne yaptım diyor da bu adam iyileşti. Oksijenle iyileşmesi mümkün değil. Yapmış olduğu araştırmada sudaki klorit ile oksijenin karışımıyla ortaya çıkan klordioksit mikrobu yok ediyor. Ve 75 bin kişi o zaman Jim Humble çeşit hastalıklı olan insanları tedavi ediyor. O günden bugüne kadar 20 milyon kişi bu metotla tedavi edilmiş.